Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün elimde tuttuğum bu güzel modelimizle sizlerle birlikte olacağız modelimizi yetişkin ve çocuk örgülerinde e, kullanabiliriz şöyle güzel kaydırmalı bir model bakınız şöyle yandan e, sanki ilerlemekte çok çok kolay bir model kaydırarak örüyoruz modelimizi bir sırada kuruyoruz arkadan ters örüyoruz sonra modelimizin yerine kaydırdıktan sonra yine bir sırada arkasından ters olarak örüyoruz ve çok kolaylıkla boyu da bu şekilde kalkıyor hiç uğraştırıcı bir model değil atkı da örebilirsiniz kenarlarını haroşa olarak yaptığınız zaman çok güzel kıvrılmayacak bir şekilde duracaktır 4 ve 4'ün katlarından artı kenar ilmekleri olarak birer birer de ilmeğimizi ilave edelim ve modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelim için 18 tane ilmek almak istiyorum. 18 ilmeğimi aldıktan sonra 4'ün katı olarak 16'yı kullandık. Artı 2 ilave ettik. 18. Ve bir sıra ters örüyorum. 18 ilmeğimi aldım. Bir sıra ters örerek tabi sizler lastik örecekseniz hangi tür lastiği kullanacaksanız modelimizin zeminini ona göre hazırlayalım. Ben sadece arkayı bakınız ters olarak örüyorum. Ön yüzden modelimizi uygulamaya başlayacağız birer birer ters örüyorum. Bu modelimize dahil değil. Örgümüzün düz yönündeyim ve modelimizi kurmak için hazırız. Düz yönümüzde ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Ve 1, 2, 3 tane düz ilmek görüyorum. Biri boşaldım. 3 ilmeğimi düz alıyorum. Ve sonrasında saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 3. ilmeğin ve 4. ilmeğin arasına giriyorum. Şu şekilde ipim arkada. Bakınız ipimiz arkada. 3 ilmeğimizi örmedim. 3 ile 4'ün arasına giriyorum. İpimi doluyorum. Aradan çıkarıyorum ve şişimin önüne getirerek takıyorum. Şişimin önüne getirdiğim ilmeğimi ve altında kalan bir tane ilmeği her ikisini aynı anda olacak şekilde örüyorum. Bakınız uzattığım ilmeği 1 2 3 altta 3 ilmeğimiz var. Uzattığımız ilmekte ilk ilmeğimizi birlikte örüyorum. 1 2 3 3 ilmeğimizi yine ördük. Sadece ilmeğimizi uzatmıştık. Onu da yine ilmek artışı yapmadan birinci ilmeğimizle beraber ördük. 3 ilmeğimizi tamamladıktan sonra bir tane ilmek düz örüyorum mutlaka unutmayalım. Sonrasında yine 3 tane ilmeğimi atlıyorum. Bakınız 3 ile 4'ün arasından bunları örmedim. Yine ilmeğimi çıkarıyorum ve şu şekilde uzatıyorum. İlk ilmeğimin önüne gelerek takıyorum. Bakınız 3'ü örmedim. Araya giriyorum. İpimi alıyorum. Şişimin ucuna takıyorum. Ve birinci ilmeğimle aynı anda örüyorum. 1 diğer ilmeğimi örüyorum 2 ve 3 3 tane ilmeğimi ördüm 2 tane uzatmamı ve arasında bir ilmeğimi de tamamladım 3 ilmeğimizi ördükten sonra bir tane düzümü örüyorum tekrar 3 tane ilmeğimi atlıyorum 4 ile arasına giriyorum ipimi alıyorum uzatarak şişime takıyorum ve birinci ilmeğimle bakınız birinci ilmeğimle Aynı anda her ikisini birlikte örüyorum. İkinci ilmeği bölüyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Ve son ilmeği, üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. modelimizi bu şekilde kurduk. Bakınız ilk sırasında. Ve arkasını çeviriyorum. arkasında tamamen ters olarak örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırası ile ilmeklerimizi birer birer ters örelim. Hiç farklı işlem yok. Çok çok kolay bir model. Eğer atkı yapacaksanız kenarları buradaki boş ilmeklerimizden iki tanesini haroşa olarak yapalım ya da üç tane olarak da artırabiliriz. Çok hoş durur. Evet şimdi modelimizin tekrar ön yüzündeyiz ve yeniden modelimizi kormaya başlıyoruz. Modelimizin yerini kaydırıyoruz. Bakınız öncesinde bir tane boş almıştık. 3 tane düz örmüştük. Daha sonrasında ilerleyerek devam etmiştik modelimizde. Şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. Bir tane örüyorum bakınız. Bir tane düzümü ördükten sonra şöyle bakıyorum. Uzattığım ilmeğin olduğu yeri görüyorum. Bakınız, uzattığım ilmeğin bittiği yer şurası. 3 tane ilmeğim de burada var. Bakınız, tam uzattığım ilmeği ördüğüm yerin arasına giriyorum. Bakın yine üç tane ilmeğimi atladım. Buradan alıyorum ve takıyorum. 1 2 3. Modelimizi bir tane kaydırdık. Bakınız, bir boş aldım, bir düz ördüm ve e, buradaki bakınız ucunu kapadığımız yerden itibaren tekrar uzatmamı yaptım. Bir tane düzümü örüyorum. İşlemimi tamamladıktan sonra şimdi tekrar bakıyoruz. 1 2 3. Bakınız 3. ilmeğimiz kapadığımız ilmeğimiz. Böyle yan geliyor. Burada da e, her ikisini birlikte alarak ördüğümüz ilmeğimiz burası. Bu ilmeğimizin hemen solundan giriyorum. Uzatıyorum ve takıyorum. 1 2 3 bir tane de düz örüyorum kaydırma işlemlerimizi de şu şekilde düzgün düzgün yapıyoruz sonrasında yine 1 2 3 bakınız 3 hep geldiği yere bakalım altta ilmeğimiz ve ördüğümüz ilmeğimiz hemen 3'ün sonuna giriyorum ipimi alıyorum ve takıyorum 1 ikinci ilmeğimizi kaçırmayalım 2 ve 3. Bir tane düzümü örüyorum. 1 2 3 alıyorum. Bakınız 3'ün sonuna giriyorum. Uzatıyorum ve takıyorum. Her ikisini örüyorum. En son ilmeği bir de düz olarak örüyorum ve modelimizi bakınız iki sırada bu şekilde e, kurmuş oluyoruz. Modelimizi hep bu şekilde kurmaya devam edeceğiz. Bir sonraki sıramızda ilk kurduğumuz şekliyle kuracağız. Diğer e, takip eden sırada ise burada kurduğumuz gibi kurmaya devam edeceğiz ve modelimizi istediğimiz kadar büyüteceğiz. Ama bu ikisini bir daha yerleştirmesini birlikte yapalım. Hiç tereddütümüz kalmasın. Arkalarını tamamen düz örüyoruz. Herhangi bir farklı bir işlem yok. Düz. Modelimiz de çok çok kolay. Şimdi sona kadar ters örgümü örerek çıkıyorum. Modelimizi başa kadar örerek çıktım. Şöyle görelim. Ve şimdi üçüncü sıramızda yani üçüncü kez modelimizi tekrar kuralım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Her zaman öyle devam ediyor. Üç tane düz örüyorum. Bir, iki, 3. 3 düzümü ördükten sonra 1 2 3 bakınız şuradaki ilmeğimiz çok belli. Hemen 3 ile 4'ün arasına giriyorum. ipimi uzatıyorum. Şişime takıyorum. Alttaki birinci ilmekle uzattığım ilmeğimi aynı anda örüyorum. 1. Sıradakini örüyorum. 2 ve bir sonrakini örüyorum. 3. Araya bir tane düzüm örüyorum. Bakınız modelimiz kaymaya başladı. 1, 2, 3 bakınız hemen birlikte aldığımız ilmek ve uzattığımız ilmek şu şekilde devam etmesini sağlıyoruz aslında bakınız birbirine bağlantılı bir şekilde kurarak ilerletiyoruz zamanla gözünüz azacak hemen giriyorum ipimi şişime takıyorum 1 2 ve 3 bir tane düzümü örüyorum tekrar 3 bakınız hemen modelimizin buradan ilmeğimi alıyorum şişimi takıyorum 1 2 ve 3 diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum zaten 3 tane ilmeğim kaldı hemen Bakın modelimiz ne güzel kaymaya başladı. Arkasını çeviriyorum ve bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örmeye başlıyorum. İlmizi üçüncü kez kurduk. Bakınız, üçüncü kez kurduğumuz aynen e, ilk kurduğumuz sıraya uygun olarak kurduk, aynı yerlerinde ve şimdi dördüncü kez e, modelimizi kuruyoruz. Modelimizi dördüncü kez kurduğumuzda ikinci sıramızın olduğu yerden, yani ikinci sıramızda kurduğumuz şekliyle kuruyoruz. Evet, birinci ilmeğimi şu şekilde boş alıyorum, ikinci ilmeğimi örüyorum ve bakıyorum, bakınız, hemen 1 2 3 şu kısımdan ipimi uzatarak alıyorum ve takıyorum i̇pimi yarımlamadan ilk ilmeğimi örüyorum ikinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi örüyorum arada bir tane boşumu örüyorum tekrar üç tane ilmeğimi görüyorum bakınız bağlantının hemen üzerinden giriyorum ilmeğimi uzatarak takıyorum her ikisini birlikte örüyorum ikinciyi ve üçüncüyü örüyorum bir tane ilmek aradan düz örüyorum ve modelimiz kendisini çok çok güzel göstermeye başlıyor üç tane ilmeğimiz bakın şu aradan, burayı kavradıktan sonra gayet rahat bir şekilde e, hiç sıkıntısızca örebiliriz araya giriyorum ipimi uzatıyorum takıyorum 1 2 ve 3. Bir tane ilmek düz örüyorum. 3 tanenin gerisinden giriyorum. Takıyorum. 1 2 ve 3. Son ilmeğimi örüyorum. Arkasını ise tamamen ters olarak örüyorum ve modelimin şu şekilde güzel bir şekilde kaydığını görüyorum. Şöyle görelim tamamına ördüğümüz modelimizi ve hemen küçük parça yaptığımız modelimizi görelim. Gayet hoş bir şekilde yukarıya doğru bakın, bakınız kayarak ilerlemekte. Evet bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.